Evet tatlım. Tekrar merhaba arkadaşlar. Tekrar bakayım. Mutfakta işlerini bitirdin mi? Televizyonu bozabilirsin tatlım. Televizyonu çek onu içinden. Televizyonun içine sokma. Barbilerin televizyonu bozulabilir. Mutfak işini bitirdin mi tatlım? Hayır. Başka neler yapacaksın? Neler pişireceksin? Bir pasta yiyeyim. Efendim? Bir pasta. Pastamız hazır, sütümüz hazır. Dondurmalar fırınlanmış, yeşil elma ve ayrıca kalp şeklinde sevimli kurabiyelerimiz, iki tane sosisimiz ve köftemiz hazır. Öyle değil mi? Şimdi neler yapacaksın başka? Başka neler verebilirsin? Sana bakın. Soya bana gideceğim tam. Başka bir şey koyacak mısın sofraya? Yoksa kaldıralım mı? Barbiler artık uyanıp yemek yesinler mi? Bakayım neler koyuyorsun. O nedir aşkım? Bu kıya. Bu kıya. Daha çok fincana benziyor. Elma sütü. Elma sütü. Hı. Elmadan süt mü çıkıyor? Hı. Nasıl bir şey? Onu içine için soyu çok büyük. Soya beş yaşında oluyor. Tüm büyüğü yatın işte. Elma sütünü yiyince 5 yaşında oluyorsun öyle mi? Evet. Vay canına, hiç denemedim. Elma sütü. Bir deneyim. Bir deneyeyim bakalım elma sütünü nerede bulabilirim. Tamam elma sütü. Biz. Bakayım. Çok lezzetliymiş. Yeşil elma sütü. Yeşil elma sütünü doldurdum yine. Başka sofraya ne koyacaksın bakalım? Başka sürprizlerin var mı değişik böyle bizim bilmediğimiz? Yeşil elma sütünü de öğrendik mesela. Bugün çok şey öğrendik. Fırınlanmış pasta, fırınlanmış elma, fırında ısıtılmış süt. Bir de fırında kızartılmış ısıtılmış dondurmalar. Bak durdu. Evet gördüm tatlım. Başka bir şeyler var mı orada? Başka timsah mı? Bakalım başka neler koyabilirsin sofraya? Değişik böyle bizim bilmediğimiz. O ne tatlım bir bakayım. Buz. Buz mu? Yumurta mı? Aa yumurta. Yumurta. Yumurtalar. Bir sürü. Barbie'nin yumurtaları. Hı. Onu ne yapacaksın? Pişmiş mi onlar? Pişti. O kadar yumurtayı kim yiyecek? Bu bir tane yiyecek, bu bir tane yiyecek, bu bir tane yiyecek, bu bir tane yiyecek. Sırayla yiyecekler öyle evet. mi? Evet. Onu hepsini bitirebilecekler mi tatlım? Evet. Çok iyi. Evet, başka bir şeyler koyabilecek misin sofraya yoksa yeterli mi bu kadar? Sofraya bir şeyler daha da koyacağım. Tamam, bir bakalım. Bizim bilmediğimiz değişik bir şeyler olmalı. Bakayım. Neymiş o? Tabakta. Ne onlar kızım? Bir bakayım anlayamadım. Bunlar kalp şeklinde kurabiye. Kurabiye. Büyük kurabiye. Büyük kurabiye. Tamam. Onları da koy sofraya. Hayır pişirecekler ya da. Ha onları da pişireceksin. Tamam pardon kızım. Piştiler mi? Büyük kıyabilirler pişti.
Evet, soframız giderek güzel bir şekil alıyor arkadaşlar. Bunu yiyecek. O yüksekteki bunu yiyecek. Tamam. Ve neler koyduk? Elma sütü ve takayım mı ben, yardımcı olmamı ister misin? Buraya elma sütü koyduk ve büyük kurabiyeler koyduk. Şöyle koyabilirsin bak. Ver bana sen onu. Sığmayacak yoksa. Bunu takmana gerek yok. Evet, takılıyor. Tamam. Pastanenin altında kalsın. O da tamam. Her şeyi koydun galiba, değil mi? Artık bu kadar tatlının içine de tavuk gitmez, değil mi? Yenmez tavuk. Evet. Tavuk çünkü tatlıyla birlikte gitmez. Barbiler uyanıyor mu? Niye asansörle inmediler? Zıplayarak indiler. Katlardan atlayarak mı iniyorlar onlar? Hayır, bunlar büyükteki için çok kocaman zıplıyor. Kocaman zıplayabiliyorlar. Hı. Kızım orada 3 kat var. Onlar oradan atlarlarsa bacakları kırılır onların. Hayır. Bak. Asansörü niye kullanmıyorlar tatlım? Böyle zıplıyor. Hayır, ayakkayınla. Ayakları zarar görmüyor mu? Hayır. Nasıl? Böyle. O 3. kattan atlayamazlar tatlım. Çok yüksek. Sonra yine atlıyor. Yine atlıyorlar. Tamam. Bu seferlik böyle kabul edelim. Atlamış olsunlar bakayım. Asansörün bozuk galiba, değil mi? Evet, bozuk. Hı-hı. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Niye tamirci çağırmıyorsunuz? Sen tamircisin, tamam mı? Tamam kızım. Evet tatlım. Başka bir şey koyacak mısın? Evini düzenle artık. Toparla evini. Ondan hadi sonra yemek masalarını koy. Barbileri bir kenara koy, dinlensinler bakayım. Dışarıda mı yiyecekler bugün? Bahçede yemek yiyecekler galiba. Evet. Orası bahçe olsun. He? Onlar yemek yerken senin evini toparla bir, tamam mı? Karşılıklı oturup yemeklerini yiyecekler şimdi Barbie ve Peri. Peri misafir geldi, değil mi Barbie evine? Evet. Evet. Yalnız Peri Barbie evine bakıyor. Oradan bir şey gördü galiba. Bir şey görmedi, bir şey görmedi. Görmedi mi? Bunu gördü yani. Garajı. Evet. Şeyde otursun, Barbie'de otursun bakayım. Barbie'yi de otur sofraya, sandalyeni çek, otur da öyle koy. Sıkıştırmana gerek yok. Önce otur sandalyeye, sonra koy altına. Bak mesela ben sana gösterebilirim onu. Oturuyor. Sonra evlerini topla. Onlar yemek yerken sen evleri toparlayabilirsin. Ayakkabıları sen mi giydirdin Barbie'nin? Düştü mü? Takayım mı ben tatlım? Evet. Dur öyle. Takmışsın. Aferin sana. Aferin bebeğime. Barbie düşebilir çünkü Barbie kocaman. Dur. Evet. Bakayım. Aferin. İşte bu. Bakayım şimdi onlara. Evet, Barbie'miz de oturdu. Yemek yiyecekler. Kendine yere. Onlar yemek yesinler. Ama kaşıkları yok. Barbie ile kaşıkları yok. Evet, Barbie ile Peri bugün yemekte ne yiyecekler? Pasta yiyecekler.
Nar gibi kızarmış kalp şeklinde küçük kurabiyeler. Verebilir Elma sütü misin? değil mi? Elma sütü bak o çok önemliydi. Elma sütünü unutma. Yani fırında kızarmış yeşil elmalar. Fırında ısıtılmış dondurma ve pasta yumurta ve fırında ısıtılmış süt yiyecekler. Şimdi Tia onlara kaşık veriyor. O kadar uğraşırsan bunların karnı acıkır, acıktan ölürler. Hayır, ölmüyor. Çabuk servislerini yapman gerekiyor. Bunları bir daha atayım. Sonra atayım. Evet, ikisi de Barbie de Peri de şeye bakıyorlar birlikte. Kendi yerlerine bakıyorlar. Tia Barbie'ye bak bakayım. Bak Barbie ne yapıyor? Kafa ne? Alttan bak. Evet, servislerini bitir hadi. Karnları çok acıktı. Hadi şimdi bunları yerine koyacağım. Servislerini önce yap. Çatal bıçakları ver. Çatallarını ver de yemeklerini yesinler artık Barbiler. Hep böyle yarım bırakıyorsun. Şimdi Barbiler beklemez ki. Bekliyor. Kızabilirler. Hayır, bekliyorlar. Kızamazlar ki. Baltoyu küçük. Altıyı küçük. Ağızları küçük olduğu için kızamıyorlar, öyle mi? Evet. Servislerini yapsana kızım. Çatal şeyi koysana. Niye bekletiyorsun onları? Aşkım. Tamam. Onları olduğu gibi mi koyacaksın masaya? Hepsi değişik bir şey yapıyorsun sen galiba orada. Yalnız ne kadar özen gösteriyorsun. Evet arkadaşlar, Tia oldukça özenli ve düzgün bir çocuk o çocuk. Genelde eşyalarını da dağıtmıyor değil mi? Odasını düzenli tutuyoruz. Kendi masasını toparlıyor. Ayakkabılarını, terliklerini düzgün koyuyor. Evet, bıçaklar, çatallar, kaşıklar orada. Onu masaya mı koyacaksın sen? Ne yapacaksın? Ha, fırına şeye, bulaşığa koyacaksın. Hı. Ne onlar, ben anlayamadım ne yaptığını. Bulaşık makinesi. Hayır arkadaşlar, bulaşık makinesi değil. Neymiş? Oraya koymak, oraya kapatmak. Ama İngilizcesi evet. Pink ve siyah yakayatımız. Pink ve grey ile karışmış. Evet. Hayır. Pink ve siyah yakayatımız. Çünkü onunki İngilizcesi ne biliyor musun? Ney? Kapat. Yani cover. Kapatmak demek İngilizce. O İngilizce oluyor değil mi? Kapak kapatmak İngilizce oluyor. Evet. Cover close demiyorsun değil mi? Evet. Tamam. Yalnız demek. Yalnız bir şey demek o. Evet, doğru söylüyorsun aşkım. Bitti mi servisin, yemek servislerin? Bitmedi. Bunun bana ne? Evet. Çatalını ver. Aferin kızıma benim. Kaşıklarını da unutmuyor. Bıçakları da unutmuyor. Değil mi? Yani bıçak olmadan nasıl kesecek pastayı, değil mi? Evet.
Ne koydun ona? Çatal, kaşık ve bıçak koydun, değil mi? Sen bunu nerede öğrendin tatlım? Biz sana hiç bunu böyle şeyler göstermedik ki. Baba, Efendim? ben kendim yavaş yavaş öğrendim. Evet, gerçekten kendin Baba, öğrenmişsin. anne, çocuk. Yavaş yavaş. Ne demek istedin anlamadım ben. Baba, anne, çocuk, yavaş yavaş. Yavaş yavaş bu işte. Yavaş yavaş bunları öğrendim. Anladım. Ya gerçekten bazen beni şaşırtıyorsun yani. İnanılmaz şeyler görüyorum Bak, şimdi yani. ne Bunda bir... yapıyor Makatatay? Ne yapıyor Ne Umut'um? yapıyorsun? Ses mi çıkarıyorsun? Hayır. Baba, hayır, o boncuk tete. Öyle miydi? Dilinde Hı? boncuk var. Bir daha yapsana kızım. Çok güzel yaptın. Bir daha yap. Çok tatlısın. Şimdilik el sağlığı arkadaşlar. Sonra tekrar görüşürüz diye arkadaşlar. Yeah, see you. Bye Bay bye. bay.